Başladık bile. Özellikle akıllı telefonlar sayesinde her an internete erişebildiğimiz için beynimizde bilgi depolamada artık çok daha az istekliyiz. Basit bilgileri bile internette kolayca bulabileceğimizi düşünerek beynimize kaydetmeyi tercih etmiyoruz. Bu değişimin doğruluğunu test etmek isteyen bilimciler iki grup üzerinde deney yaptı. Gruplara öncelikle zor sayılabilecek genel kültür soruları verildi. İlk grup soruları cevaplarken internetten yardım alması istendi. İkinci gruptansa sorulara kendi zihinlerinden cevap vermesi. Deneyin ikinci aşamasındaysa nispeten kolay genel kültür soruları soruldu. Bu kez her iki gruba da soruları diledikleri gibi cevaplayabilecekleri söylendi. Kolay sorular cevaplanırken bilimciler kimin internetten daha fazla yararlandığını kontrol etti. Çalışmanın sonunda ilk aşamada internet kullanan grubun %30'unun çok kolay sorularda bile cevaplamaya çalışmadan direkt olarak internete yöneldiği görüldü. Genel olarak deneyin ilk aşamasında internet kullananların ikinci aşamada da internetten yararlanma eğiliminde oldukları sonuçlara göre net biçimde anlaşılıyor. Ekip, bilgi depolama konusunda internet kullanmaya alışmanın gelecekte de benzer bir durumda internet kullanımına yönelmeye sebep olduğu şeklinde yorumladı. Uzun vadede bu yönelimin ne gibi etkileri olduğu bilinmiyor. Belki de gelecekte internet erişiminin daha da kolaylaşması ve yaygınlaşmasıyla hafızamızı çok daha az kullanmaya başlayacağız. Bu durum bizi fiziken olduğu kadar zihnen de makinelere bağımlı hale getirebilir. Bugün bile internete kolayca ulaşamadığımız zamanlarda duyduğumuz rahatsızlık hissi gelecekte çok daha ciddi bir hal alabilir. Siz olun, bunları göz ardı etmeyin. İnsan vücudunda kullanılan tıbbi cihazlar için pil ömrü çok önemli. Çünkü bu cihazların pilini değiştirmek için tekrar ameliyat yapmak gerekiyor. Cihaza gönderilen Bluetooth sinyallerini Wi-Fi'ye dönüştürerek günlük elektronik cihazlarla iletişim kurabilmesine imkan sağlayan bir sistem geliştirildi. Bakalım. Macaristan'da araştırmacılar köpeklerin algılama yöntemlerini test etmek için bazı bilimsel deneyler gerçekleştirdi. Sonuçlar, köpeklerin de insanlar gibi hem konuşmayı anlayabildiğini hem de tonlamayı fark edebildiğini gösteriyor. Şu an izlediğiniz 1997'den bu yana düzenlenen bir futbol turnuvası. Robotlardan oluşan takımlar birbirine karşı mücadele veriyor. Hedefleri ise ligde şampiyonluk. Saatlerce uçakta yolculuk yapanlar için internet olmaması aslında ayrı bir eziyet, hatta çileydi. Ama bu çilenin de sonuna gelindi. Artık uçaklarda internete girilebilecek. Mobil telefonlar başta olmak üzere pek çok farklı alanda kullanılan şarj edilebilir pillerin kapasitesini iki katına çıkaracak yeni bir teknoloji geliştirildi. Tükenmeyen pil. Bazen gökyüzünde kilometrelerce ilerleyen çizgiler görürüz. Bu izler, soğuk hava koşullarında seyahat eden uçakların motorlarından çıkan hava olduğu bilinirken, son zamanlarda geniş çaplı bir ilaçlama programının parçası olduğu iddia ediliyor. Bakalım ne kadarı kanıtlanmış. Robotik araştırmacılar, masa futbolu yani bizim dilimizde langırt oynayabilen bir robot geliştirdi. Satranç ve Go'da başarılı olan robotların aksine langırt robotu yapay zekadan çok az yararlanıyor. Robotun öne çıktığı alansa fiziksel kuvvet. Fırfır devri bitiyor anlayacağınız. Tek kart üzerine kurulu mini bilgisayar sistemleri ülkemizde sadece internet üzerinden sipariş edilerek satın alınabiliyor. İşte bu bilgisayarlara yeni bir alternatif geldi. Hem de Türk Arge firması tarafından üretildi. İsmi Poyraz. Geçen haftalarda Ankara'da gerçekleşen 4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde birbirinden farklı birçok proje yer aldı. Bunlardan biri de bu gördüğünüz sensör. Ne işe yarıyor derseniz birazdan.
İnsan vücudunda kullanılan tıbbi cihazlar için pil ömrü çok önemli. Çünkü bu cihazların pilini değiştirmek için tekrar ameliyat yapmak gerekiyor. Bu da hem hastayı risk altına sokuyor hem de birçok masrafa sebep oluyor. Bu yüzden dışarıdaki materyallerle iletişim kurması gereken tıbbi cihazlar genellikle bu işlemi daha az enerji harcayan Bluetooth teknolojisiyle yapıyor. Ancak bunun sebebi kapasitesinin düşük olması. Wi-Fi gibi daha yüksek kapasiteli iletişim yöntemleri ise çok daha fazla enerji tükettiği için tercih edilmiyor. Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar bu konuda alternatif bir bakış açısı üretti. Vücuda yerleştirilen ve tıbbi cihaza gönderilen Bluetooth sinyallerini Wi-Fi'ye dönüştürerek günlük elektronik cihazlarla iletişim kurabilmesine imkan sağlayan bir sistem geliştirdi. Örneğin akıllı bir lens, gözden topladığı verileri Wi-Fi aracılığıyla akıllı telefona ileterek kullanıcıyı bilgilendirebilecek. Bu teknolojiyle tıbbi cihazlar ilk kez internet erişimine ulaşabilecek. Ayrıca Interscooter adı verilen bu sistem, diğer elektronik cihazlarda da aynı şekilde kullanılabilecek. Bu çalışma sayesinde bugüne dek uygulanabilir olmadığı düşünülen pek çok özellik, bu giyilebilir teknolojiyle hayatımıza yerleştirilebilir. Macaristan'da araştırmacılar köpeklerin algılama yöntemlerini test etmek için bazı bilimsel deneyler gerçekleştirdi. Beyin tarayıcısına bağlanan 13 köpeğe eğitmenlerinin sesi dinletildi. Ses kayıtlarında eğitmenler övgü cümlelerini övgü tonlamasıyla ve sıradan bir tonlamayla söyledi. Ses kayıtlarını dinleyen köpeklerin her bir cümleye ve tonlama şekline nasıl tepki verdiği çok ilginç. Beynin sol lobunun kelimenin anlamını, sağ lobununsa tonlamayı algıladığını belirten araştırmacılar, köpeklerin övgü aldıklarında tonlama nasıl olursa olsun bunun bir övgü cümlesi olduğunu anlayabildiğini kanıtladı. Bu da köpeklerin de insanlar gibi hem konuşmayı anlayabildiğini hem de tonlamayı fark edebildiğini gösteriyor. Elde edilen bir diğer ilginç sonuçsa, eğitimcisinin içten bir şekilde kendisini övdüğünü duyan köpeklerin ödül mekanizması da çalışıyor. Yani köpekler hangi tonlamayla olursa olsun övüldüklerinde mutlu oluyor. Ancak bu övgünün içten olup olmadığını da ayırt edebiliyorlar. Deney sonucunda köpeklerin dil algılama konusunda insanlara düşünüldüğünden çok daha fazla benzediği ortaya konuldu. Yani anlayacağınız, düşündüğümüzden daha zekiler. Şu an izlediğiniz 1997'den bu yana düzenlenen bir robot futbol turnuvası. Turnuvada robotlardan oluşan takımlar birbirine karşı mücadele veriyor. Farklı boyutlardaki takımlar için farklı müsabakalar düzenleniyor. Robotların boyutları 15-20 santimetreden yetişkin insan boyutuna kadar da değişebiliyor. Bazı maçlarda robotlar kenarda bulunan merkezi bir sistem üzerinden kontrol edilirken, diğerlerinde ise her bir robot kendi kodlarına göre hareket ediyor. Bireysel olarak hareket eden ancak bir takımın parçası olduğunu unutmaması gereken robotlar, insanlara benzer tavırlar sergileyebiliyor. Bu durumda araştırmacılar için yeni bir etüt alanı oluşturmuş. Bu robotların bir takım olarak hareket edebilmesi için öncelikle sahadaki diğer robotları benim takımımdan olanlar ve diğerleri olarak ayırt etmesi gerekiyor. Turnuvalarda sadece robot oyuncular değil, robot taraftarlar da kullanılıyor. Sese duyarlı olarak geliştirildiler ve salondaki ses seviyesi artınca ayağa kalkıp takımlarını destekliyorlar. Henüz oldukça basit yapıda olsa da her geçen sene gelişen robotların insanlarla mücadele edebilecek seviyeye gelmesi bekleniyor. 2040'ta FIFA standartlarında 11'e 11 maç yapabilecek seviyeye gelmesi beklenirken, 2050'de en iyi takımı yenebileceği düşünülüyor.
yani robot futbolcuların hedefi şampiyonluk. Saatlerce uçakta yolculuk yapanlar için internet olmaması aslında ayrı bir eziyet, hatta çileydi. Ama bu çilenin sonuna gelindi. Ve artık uçaklarda uçuş esnasında rahat bir şekilde ve tehlikeye maruz kalmadan internete girilebileceği ve uçakta herhangi bir sorun oluşturmayacağı belirtildi. 3 havayolu şirketine internet kullanımı için yetki verileceği de açıklandı. ...2017 yılına kadar Avrupa Birliği ülkelerine uçaklarda bilgisayar ya da telefon üzerinden 75 megabite kadar internet hizmeti verilmesi planlanıyor. Türkiye'de de benzer bir hizmet sunulması için çalışmalar tam gaz. Daha önce hava taşıtlarında GSM 1800 mobil hizmeti için 2009'da bir düzenlemeye gidilmişti. Hizmetin ticari olarak sunumunun öncesinde bu zamana kadar birçok deneme çalışmaları yapılmıştı. Uçakta internetin ülkemizdeki öncüsü ise Türk Hava Yolları olacak. Hava yolları hizmet kalitelerini arttırmak ve yenilikler getirme konusunda birbirleriyle yarışırken bundan en karlı çıkanlar da haliyle yolcular olacak. Mobil telefonlar başta olmak üzere pek çok farklı alanda kullanılan şarj edilebilir pillerin kapasitesini iki katına çıkaracak yeni bir teknoloji geliştirildi. Yeni anotsuz lityum metal piller eskisine göre iki kat daha küçük. Bu sayede mevcut pillerin kapladığı alanda iki kat daha fazla kapasiteli piller üretilebiliyor ya da mevcut kapasite korunarak pil boyutu yarıya düşürülebiliyor. Şirketin kurucusu, projedeki sırrın çok ince lityum folyolarda olduğunu söylüyor. Bu ince folyolar, günümüzde kullanılan grafit, karbon ya da silikon anotlara göre kat kat daha az yer kaplıyor. Böylece aynı alanda daha fazla iyon barındırabiliyor. Daha fazla iyon da daha fazla kapasite anlamına geliyor. Üstelik bu yeni teknoloji eskisine göre daha güvenli. Şirket, bu yılın sonuna doğru dronlar için ürettiği pilleri kullanıma sokmayı planlıyor. 2017'den itibaren ise akıllı telefonlar ve giyilebilir teknolojilerin bu pilleri kullanması bekleniyor. Elimizdeki telefon pillerinin 2-3 gün boyunca dayanabilmesi fikri çok heyecanlı değil mi? Bir hafta ya da 10 gün dayanan bir akıllı telefon pili üretmekse bir devrim niteliğinde. Ancak ilk kez 1800 yılında geliştirilen modern pil teknolojisinin ortaya çıkmasından sadece 25 yıl sonra üretilen bir pil 176 yıldır çalışıyor. Bilimciler pilin içinde ne olduğunu ve nasıl bu kadar uzun süre tükenmeden çalışabildiğini öğrenmek için pilin durmasını bekliyor. Ancak cihaz yakın bir zamanda duracak gibi görünmüyor. Bazen gökyüzünde kilometrelerce ilerleyen çizgiler görürüz. Bu izler yüksek irtifada, soğuk hava koşullarında seyahat eden uçakların motorlarından çıkan hava olup, dışarıdaki havanın çok soğuk olması sebebiyle anında donmasıyla oluşuyor. Yoğunlaşma izi adı verilen bu izler, kimilerine göre geniş çaplı bir ilaçlama programının parçası. Son dönemde bu izlerin daha sık görülmesi ve havada daha uzun süre dağılmadan kalması, bu konuda şüphelerin de artmasına sebep oluyor. Özellikle farklı ve asılsız haberler kulaktan kulağa yayılıyor. Bunların da kasıtlı olarak oluşturulduğu iddia ediliyor.
yoğunlaşma izlerine kimyasal izler diyen komplo teorisyenleri, insan sağlığını ve çevreyi kötü etkilediğine inanıyor ve bu kimyasalların bilinçli bir şekilde insanların üzerine serpildiğini düşünüyor. Bu iddiaları incelemek için bu alanda uzman 77 bilimciyi bir araya getiren Kaliforniya Üniversitesi, gizli bir ilaçlama programına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı sonucuna vardı. Toplam 77 uzmandan 76'sı, bu komplo teorisine inanan kişilerin sıradan yoğunlaşma izlerini gördüğünü ve yeterince veri toplanmaması sebebiyle bu izleri yanlış yorumladığını açıkladı. Bu arada aklınızda bulunsun. Çizgiler silik ve çabuk kayboluyorsa güzel havanın devam edeceği anlamına geliyor. Şayet çizgiler belirgin ve kısa sürede dağılmıyorsa havadaki nem oranı yüksektir. Bu da yağışlı havanın habercisidir. Robotik araştırmacılar masa futbolu, yani bizim dilimizde langırt oynayabilen bir robot geliştirdi. Satranç ve Go'da başarılı olan robotların aksine langırt robotu yapay zekadan çok az yararlanıyor. Robotun öne çıktığı alansa fiziksel kuvvet. Sistem, küçücük beyni olan bir vücut geliştirmeci gibi diyen proje lideri, çok basit bir strateji kullanıyor ama ilginç bir şekilde başarılı diye konuştu. Robot her masada çalışamıyor. Aslına bakarsanız masanın kendisine robot demek daha doğru olur. Masaya yerleştirilen bir kamera, saniyede 300 karelik görüntü takibiyle topun sahadaki konumunu takip ediyor. Daha sonra topa en yakın olan oyuncusunu milimetreden daha küçük bir isabetle ölçüp kolu çeviriyor. Robot, sıradan bir insana göre çok daha hızlı bir şekilde kolu çevirebildiği için top çok hızlı ilerliyor. Yine de oyuna dair detaylı taktikler geliştiremeyen, sahadaki kör noktaları hesaba katamayan ve rakibin hamlelerini tahmin edemeyen robotun profesyonel bir oyuncu tarafından alt edilmesi muhtemel. Ekibin bir sonraki amacı ise birbirlerine karşı mücadele edebilen iki robot geliştirmek olacak. Fırfır devri bitiyor anlayacağınız. Tek kart üzerine kurulu mini bilgisayar sistemleri ülkemizde sadece internet üzerinden sipariş ederek satın alınabiliyor. İşte bu bilgisayarlara yeni bir alternatif geliyor. Türk Arge firması tarafından üretilen Poyraz adlı tek kartlı bilgisayar artık ön talepleri topluyor. Poyraz'ın öne çıkan özellikleri Türkçe desteği ve TÜBİTAK tarafından geliştirilmiş olması. Özellikle yazılım ve donanım bilgisi olan ancak İngilizce bilgisi yetersiz olduğu için yabancı sistemlerle çalışmakta güçlük çeken Türk geliştiriciler için bu oldukça güzel bir haber. Cihaz ayrıca diğer Linux dağıtımları ve Android işletim sistemiyle de uyumlu olarak çalışabiliyor. Poyraz'ın teknik özellikleri ise şu şekilde: 4 çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, 8 GB hafıza, HDMI görüntü çıkışı, Ethernet, 2 adet USB ve daha birçok eklenti. Standart bir masaüstü bilgisayarın 80'de biri kadar enerji tüketen Poyraz, bir yılda sadece 3 liralık elektrik tüketiyor. Ayrıca cihazın oynar hiçbir parçası olmadığı için çalışırken ses çıkarmıyor. Cihazın rakiplerine karşı rekabette en büyük engeli ise fiyatı olacak. Şu anda Poyraz'ın diğer rakipleriyle mücadele edebilmesi için ürüne ilgi gösterilmesi büyük önem taşıyor.
Geçen haftalarda Ankara'da gerçekleşen 4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi'nde birbirinden farklı birçok proje yer aldı. Bunlardan biri de bu gördüğünüz sensör. Bu ürün, tarımsal üretimde karşılaşılabilecek risklere dair uyarılar üretiyor. Kurucusu Kerem Erikçi'yi dinliyoruz. Merhabalar, ismim Kerem Erikçi. Elektronik mühendisiyim, bilgisayar master'ım ve MBA'im var. Çiftçilerimiz bu web sitesine girerek kendi tarlalarını kayıt ediyorlar ve her bir tarla için biz 7 gün 24 saat onların toprağını, bitkisini ve hava durumunu takip ediyoruz. Bu takip sırasında çiftçilerimize çok önemli bilgiler veriyoruz. Mesela ne zaman gübrelemeleri gerektiği, ne zaman hasat etmeleri gerektiği, ne zaman sulamaları gerektiği konusunda böyle öncü bilgiler vererek, erken uyarı sistemleri tasarlayarak çiftçilerimizin verim ve kârlarını artırıyoruz. Hızla artan nüfusun gıda ihtiyacı, önümüzdeki 40 yıl içinde son 10 bin yıldır ürettiğimiz kadar gıdayı üretmemizi zorunlu kılıyor. Bu nedenle üretimde verimliliği arttırabilmek için birçok parametreyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu sensör herhangi bir tarlaya konumlandırılarak toprağın sıcaklığı ve nemini ölçüyoruz. Havanın sıcaklık ve nemini keza ölçerek her saat başı bunu kendi sunucularımıza alıyoruz. Bazı aktiviteleri yapmamaları gerektiği, örneğin işte toprak, don, yiyeceği için ekim yapmamaları gerektiğini veyahut önümüzdeki günlerde yağmur yağacağı için sulamaya gereksinim olmadığını bu tarz bilgiler vererek çiftçileri hem tasarruf ediyoruz, ettiriyoruz hem de sezon sonunda en optimum verime ulaşmalarını garanti etmeye çalışıyoruz. Bildirimler değişik kanallardan geliyor. Çiftçinin hani internet erişimi olmayabilir, o zaman SMS üzerinden bazı bilgiler gönderiyoruz. İnternet, SMS, cep telefonu, akıllı cep telefonu uygulamaları üzerinden de bu bilgileri çiftçiler sahip olabiliyorlar. Geleneksel tarım yöntemleri artık büyük problemlere çözüm sağlamıyor. Bu noktada çiftçilerin karar destek mekanizmasına ve bilgiye ihtiyaç duyması kaçınılmaz. Gübreleme, ekim, ilaçlama, hasat gibi konularda destek almak istiyorsanız bu sensörü 2500 liraya satın alabilirsiniz. Ürünün yanında yazılım aboneliğini ücretsiz sunuyorlar. SMS ile ek servisi aylık 10 lira. Ne dersiniz? Bu uygulama rağbet görür mü? Araştırma sonuçlarına göre diye başlayacağımız bu bölümde birbirinden ilginç bilgilerle karşılaşmaya hazırsanız kısa bir süreliğine gözlerimizi şaşırtan gerçeklere çevirelim. Uranüs'ün çıplak gözle görülebilen tek gezegen olduğunu biliyor muydunuz? Öksürüldüğünde ağızdan çıkan havanın hızı 100 kilometreye yakındır. İleriye doğru bir adım atabilmek için 54 farklı kasın harekete geçmesi gerekir. Aman dikkat! Yokuş aşağı boşta giden araba, viteste giden arabadan daha fazla benzin yakıyor. Kulaklıkla bir saat boyunca bir şey dinlemek, kulaktaki bakteri sayısını %700 arttırıyor. Buna rağmen siz yine de kulaklıkla saatlerce müzik dinlemeye devam edeceksiniz. Hapşırmayı engellemeye çalışan birinin başındaki veya boynundaki damarlardan biri yırtılabilir. Tutmayın kendinizi. Ketçap 1830'lu yıllarda ilaç olarak satılırdı. Tabii o zamanlar bu kadar katkılı değildi. Eğer arama motoruna "Do a barrel roll" yazarsanız tüm ekran bir anda dönmeye başlayacaktır. Deneyin. 1838 yılında Fransız Daguerre tarafından çekilen bu fotoğrafın sol alt köşesinde görülen vatandaş, fotoğrafı çekilen ilk insan olma özelliğini taşıyor. Tarihe geçen adamın muhtemelen bundan hiçbir zaman haberi olmadı. Güncel haberler ve teknoloji dünyasında hızlı bir tur yaptık ve programın sonuna geldik. Haftaya yine en yeni, ilginç ve ulaşılabilir gelişmeleri paylaşmak üzere. Hoşça kalın.